Hepinize tekrardan merhaba millet. Bu videoda yepyeni bir taktikle daha karşınızdayım. Videonun başlığından da gördüğünüz üzere zaten hileli gibi bir taktik. Neredeyse yenilmez. Zaman zaman çok nadir. Hani 20-30 maçta bir. O da oyuncularınızın tabii ki duygu, mutluluğuna, mutsuzluğuna bağlı olarak veya sakatlık veya yorgunluğuna bağlı olarak yenilme ihtimaliniz yine bir nebze de olsa var. Lakin tamamen önünüze hangi takım gelirse gelsin büyük oranda hani %70 %80 oranında yenmeniz garanti. Şimdi taktiğimize geçelim. Taktiğimiz dörtlü savunma, iki tane defansif orta saha ve iki kanat, iki forvetten oluşuyor. Forvetlerin en önemli özelliği burada gördüğünüz üzere yaratıcı forvet rolünde olması bir tanesinin, diğerinin ise çalışkan forvet rolünde, bir nevi pivot santrofor gibi oynatacağız. 2 adet forvetimiz, tabi bunların yedekleri de olması lazım, yani 4 adet forvetimiz garanti olması gerekiyor. Ardından 2 adet kanat, eğer ki sağlamsa ve sakatlanmazsa yeterli olacaktır. Bunları kanat forvet rolünde hücum olarak ikisini de oynatacağız. Bunlar aşırı skora katkı verecek. Tabii ki çoğunluğu asist olarak. Onun dışında orta sahamızı gördüğünüz üzere savaşçı orta saha savunma rolünde, ikincisini ise ikili iki yönlü orta saha destek rolünde oynatacağız. Burada daha çok ben Lincoln değil, daha çok Sancet'i veya Arda'yı falan oynatıyorum. Şimdi devam edelim abi. Defansımızda ne var? Kanat bek var. Yine bak gördüğünüz üzere sürekli kanat oyunu oynayacağız bu taktiğimizde. Kanat beklerde hücum rolünde, stoperlerse pasör stoper kesici rolünde oynatacağız. Kalecimiz libero kaleci hücum rolünde oynayacak. Tabii ki buna Altay birazcık daha yatkın. Onun dışında oyun anlayışımız hücum ağırlıklı. Topa sahipken hücum genişliği biraz geniş olacak şekilde oyun kurma şekli koşu yoluna pas, ortamızı ise karışık orta şeklinde yapacağız. Bunu zaman zaman sert ortaya da dönüştürebiliriz. Ardından abi kaleci gördüğünü vur, fazla bekletmeden orta aç, defanstan kısa pasla çık. Pas şekli ise standart, tempomuz aşırı yüksek. Onun dışında rakip savunmanın üstüne gidi işaretliyoruz. Geçiş oyununda ise karşı pres, kontraya kalk, topu hızlıca elden çıkar, ayakla kısa oyna, topu stoperlere ver. Buradaki amaç topu top kaleciye geldiğinde otomatikman stoperlere verip hızlıca kanatlardan çıkıp içeriye orta açmak. Ceza sahasına yaklaşmadan orta açıp golü bulmak. Zaten orta açtığımız zaman gol oranımız artıyor. Neden? İçeride ceza sahasında 2 adet santroforumuz garanti bekliyor. Abicim onun dışında top rakipteyken savunma bütünlüğümüz gördüğünüz üzere önde. Savunma hattı tamamen önde. Rakip kaleciye top çıkarırken vesaire bu arkadaşı işaretliyoruz. Şiddetini yüksek yapıyoruz. Daha sık önde savunma yapıyoruz. Rakibin orta yapmasına izin vermiyoruz ki savunmamız önde. Rakibin orta yapmasına izin verirsek defans arkasına toplar kaçabilir. Bu da bizim gol yememize neden olabilir. Peki biz bu taktikle neler yaptık? Size şunu söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz ki ben her zaman şunu söylerim. İlk yarıya kadar, yani Eylül'den Temmuz'dan ne zaman başladıysa artık lig, ligin yarısına kadar bir taktik, ligin yarısından sonra bir taktik kullanılmasını öneririm. Lakin bu taktikte böyle bir şey yok. Sadece birkaç değişiklik yapmanız. O da en fazla şu olur. Burayı karışık orta yap yerine bunu yapıp havadan, sert yerden kendi forvet oyuncunuza göre ayarlayabilirsiniz. Onu yaptığınız zaman yine yenilmez gibi bir şey oluyorsunuz. Gerçekten hileli bir taktik. Tamamını ben yapmadım. Birisinden aldım. Ben ufak değişiklikler yaptım. Linkini katıl butonunda bulabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Katıl butonu haricinde link paylaşmayacağım arkadaşlar. Katıl butonundan indirebilirsiniz. Onun dışında görüyorsunuz taktiğimiz bu şekilde. Peki biz bu taktikle neler yaptık, neler başardık? Bir de onlara bakalım. Abicim lig kupadan önce Fenerbahçe'ye gelelim. Buradan geçmiş diyelim. Geçmişte Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa bunlar yok. Başta onları söyleyeyim. Konferans Ligi'ni kazandık. Konferans Ligi'nde peki ne yaptık? Konferans Ligi'nde şeyden düştük. Başta Şampiyonlar Ligi'nden, tabi o zamanlar bu taktiği kullanmadım. Konferans Ligi'ne geldiğimizde bu taktiği kullanmaya başladım. Başta Şampiyonlar Ligi, ardından Avrupa Kupası.
Ardından da Konferans Ligi'ne kadar düştük. Konferans Ligi'nde ne yaptık abi? Burada neden gözükmüyor? 2024 olarak gözüküyorsun da. Tarihi geçmiş şampiyonlar. Evet, şuradan gelelim buraya. Hocam, ön elemeyi falan geç. 16. etaba gel. 16. etapta görüyorsunuz Nice ile karşılaşmışız. 8-5 yenmişiz. Ardından çeyrek finalde Apoel ile birazcık şansımız yaver gitmiş. 7-2 toplamda yenmişiz. Yarı finalde West Ham ile 5-4 yenmişiz. Pardon. Nereye gitti ya? Ha. Yarı finalde West Ham. Finalde de Villarreal ve 1-0 kazanmışız. Tabii ki o zamanın kadrosu daha düşüktü. Şu şekilde gösterecek olursak şu ankine göre. Hemen hemen aynı bir tık yani. Şimdi ne yapıyoruz? Onu da gösterelim. Lig ve kupa dediğimizde Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktık. Ligde birinciyiz. Türkiye Kupası'na da devam ediyoruz. Bu arada Avrupa Ligi'nde başladık. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmedik. Çünkü geçen sezon şampiyon olamadık. Gördüğünüz üzere Beşiktaş oldu. O sezonu açmak istiyorum. Averaj farkı yine bizde. 45 averajımız var. Puanlar aynı. Tek sıkıntımız Beşiktaş'ın bu taktiği kullanmadan önce bizle karşılaşıp bizi 3-2 yenmesi. Ardından bu taktikte de biz onu yeniyoruz. Ama tabii ki de skoru eşitleyemediğimiz için maalesef ki böyle kalıyor. Yani onlar şampiyon oluyor. İkili averaja göre. Gördüğünüz üzere zaten hemen hemen aynı. Şu 5 mağlubiyete bakmayın. 5 mağlubiyette bu taktik kullanılmadı. Şimdikini göstereceğim. Şimdikinde abicim şu şekilde bir mağlubiyet var. O da Gaziantep'e. O da benim hatamdan dolayı yorgun oyuncularla çıkarsanız sonuç bu olur. 2 adet de beraberliğimiz var. Beşiktaş bu sezonda ve geçen sezonda daha doğrusu oyunda yenilmez gibi bir şey. Galatasaray'a 5 gol atarken Beşiktaş'a zar zor atıyoruz. Hatta şu şekilde skorları da göstermek istiyorum. Aşırı gol bulma olasılığınız yüksek. Ankara gücünü 4-3, Samsun'u 3-0, Karagümrük'ü bak Karagümrük'ü hangisinde? Karagümrük'le evet. Karagümrük'le bak arda arda bir maç farkla oynadık, ikisinde de aynı taktik, hiçbir değişiklik yok ve birini 4-1 diğerini 2-0. Normalde ya hangi taktik olursa olsun bu şekilde yaptığınızda illaki ya berabere ya mağlubiyet garantiydi. Evet, şimdi Konyaspor 7-3, Bandırmaspor 5-0. Adana'ya bakmayın, Vitesse'ye de bakmayın. Galatasaray 5-1, 2-0, 2-1, 2-0, 6-1, 2-1, 4-2, 1-0 diye gidiyor. Buralara bakmayın, onlar hazırlık maçı. Bu şekilde gayet etkili bir taktiğimiz var. Yaklaşık geçen dönemin Ocak ayından itibaren ve bu yaz transfer döneminden bu yana tutun, şu anda da Ocak ayında zaten gözüküyor. Bir senedir aynı taktiği kullanmamıza rağmen etkileri ortada. Bu taktiği de siz de indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.